İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Ekonomide gündem yine oldukça yoğun. Ekranlarınıza son dakika gelişmesi geliyor. Finansal İstikrar Komisyonu'nun ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında gerçekleşti. Hemen detaylar için Ankara'ya dönelim. Ankara A Para Haber Müdürü Murat Avucu bizi bekliyor. Murat Avucu, detayları sizden dinleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda komite toplantısı bugün ikinci kez gerçekleştirildi. Ve bugünkü toplantının da gündeminde küresel finans piyasalarındaki gelişmeler vardı. Toplantı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir de açıklama yapıldı. Toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemizin finansal piyasalarına etkileriyle önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir deniyor. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerine mutabık kalınmıştır deniyor. Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu da yapıldığı belirtiliyor. Dediğimiz gibi kurul bugün toplandı. Kurul ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nın katıldığı bir toplantı oldu. Ve toplantıda dediğimiz gibi hem yerel ölçekte hem de küresel ölçekte finans piyasalarındaki gelişmeler ve bunun ekonomi etkileri değerlendirildi. Ve aynı zamanda da Türk lirasının değerini korunması adına atılmış adımlarla ilgili kurumlar arası bir eşgüdüm konusunda vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada. Ya. Teşekkür ediyoruz. Gündem oldukça yoğun. Tabii bu başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz. Ama önce gündemde öne çıkan diğer başlıklar ekranlarınıza geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı başladı. Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmelerle bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Merkez Bankası yılın son para politikası kurulu özetini yayınladı. Parasal duruşun geçici oynaklıklara tampon görevi üstleneceği ifade edildi. Geçici enflasyona vurgu yapan Merkez Bankası ilk çeyrekte geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceğini belirtti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Muş, döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmalara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız dedi. Elektriğin ardından doğalgaz için de kademeli tarife geliyor. AK Parti konuya ilişkin kanun teklifini hazırlıyor. Ocak ayında meclise sunulacak teklifle az tüketenle çok tüketen abonelerin farklı tarifeler üzerinden faturalandırılması sağlanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin 2021 yılını değerlendirdi. Rusya ekonomisinde pandemi döneminde %3 oranında bir düşüş gördüklerini söyleyen Putin, ekonominin kısa süre içinde toparlandığını ve yıl sonunda %4,5 oranında büyüme beklediklerini belirtti. Değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu olacak. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hemen sıcak başlıkla başlayalım hocam. Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleşti. Biraz önce Ankara'dan da detayları aldık. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için elden gelen her şey işbirliği içerisinde yapılacağı ve şeffaflığın merkeze alınacağı ifade edildi. Nasıl yorumlamak gerekir bu başlığı? Öncelikle şeffaf bir şekilde istişare edilerek bir sürecin yönetileceğini anlıyorum. Bu tür bir mesaj alıyorum buradan. Pozitif elbette. Yani önümüzdeki dönemde son günlerde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Yeni ekonomi modeli
dövize endeksli mevduatlar ve çok ciddi hareketler var piyasalarda. Bunun artıları, eksileri var. Bu anlamda hani ekonomideki önce finansal piyasalarda istikrar, sonra bunun reel sektöre yansımaları açısından hani şeffaf bir şekilde maksimum çabanın sarf edilecek olması önemli elbette. O açıdan sanıyorum toplantı sonrası gelecek açıklamalar da daha da önemli olacaktır. İzlemeye çalışacağız. Yine son paragrafa baktığımızda tasarrufların güçlendirilmesi adına yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu var. Burada yeni araçlar anlamında sizce hangi adımları, hangi araçları göreceğiz? Vallahi özellikle görünen bu yastık altındaki altınlara ilişkin örneğin Sayın Bakan'dan da açıklamalar vardı. Yani bunları sisteme kazandırmak anlamında bazı girişimler olabileceğini, belki burada cazibeyi arttırıcı altın ya da döviz yani sisteme girmesi anlamında ama özellikle de altın gibi görünüyor. Bir takım vergisel anlamda destekler, teşvikler olabilir gibi geliyor. Benim ilk okuduğum bu. Bunun dışında zaten sermaye piyasası araçları, hisse senedi piyasaları, bunların derinleştirilmesi yönünde atılacak adımlar da olabilir. Ama benim ilk beklediğim, önceki açıklamalarla birleştirdiğimde özellikle yastık altındaki tasarrufların sisteme kazandırılması yönünde alternatifler yaratılması gibi geliyor. Ki pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade etmişti. Hocam bugün özelinde yine baktığımızda son toplantının özetini takip ettik. PPK özeti geldi. Burada enflasyon vurgusunu yine görüyoruz. Geçici vurgusu var burada. Ki son dönemde aslında dünyada merkez bankaları başkanlarından biraz daha söylem değişikliğini takip etmiştik ve enflasyon kabul edilmişti deyim yerindeyse. Ne dersiniz? Tüm bu projeksiyonları göz önünde bulunduracak olursak nasıl bir senaryo bu anlamda bizi bekliyor olacak? Şimdi tabii enflasyon konusu dediğiniz gibi dünyada da merkez bankalarının çoğunluğunun aslında çok geçici olmadığı yönünde ve buna yönelik bir politika çerçevesi oluşturduğu bir süreçte bulunuyoruz. Türkiye'de tabii hem dünyadaki gelişmelerden etkilenen hem de iç dinamiklerle enflasyonu yükselen bir ülke oldu. Tabii bizim enflasyonumuzda döviz kurlarının seyri son derece önemli. Son haftalarda kurlardaki hareketler ciddi bir baskı yaratmıştı. Şimdi döviz piyasasında bir dengelenme çabası görüyoruz. Çok hızlı hareketler var. Bu dengelenme oluştuktan sonra fiyatlarda da bir dengelenme olacaktır. Maalesef fiyatların biraz yapışkan olma özelliği var. Yani kurların bu hafta başında örneğin dolar kurunun 18 liraya gitmesinin fiyatlara yansıdığını düşünmüyorum. Ama 13-14 liralık dolar kuru seviyesindeki fiyatlar muhtemelen yansıdı. Orada bir yapışkanlık göreceğiz. Yani kurlar atıyorum yani bugünkü seviyeleri ya da 12 lira civarı vesaire dengelense bile bu kurun etkisi tam da kalkmayabilir. O açıdan önümüzdeki dönemde hem kurdan gelen etki hem de bu ücret ayarlamaları artı yeni yıldaki vergi düzenlemeleri, harçlar yani birkaç ay özellikle enflasyonda baskının devam etme olasılığı yüksek. Ondan sonra tabii kur ve genel enflasyonla mücadele çerçevesinde atılacak adımlar etkin olacak. Yılın ikinci yarısında biz baz etkisiyle eğer kurda istikrarı sağlayabilirsek bir düşüş görebiliriz. Ama ilk 5-6 ay hem küresel faktörler orada şey de devreye girecek maalesef. COVID'in yani şu anda çok yüksek derecede artan bir risk olması, kapanmalar gelmesi dünyada. Bu işte tedarik sorunları anlamında da maliyet enflasyonu baskılarını arttıracak gibi görünüyor. O açıdan baktığımızda yani ilk 5-6 ay enflasyon konusunda zorlu bir süreç var. Sonrası bu 3-4 ayda yaşayacaklarımıza bağlı olarak şekillenecek ama önemli bir baz etkisi gelecek yıl özellikle Aralık ayında, Ocak ayında oluşacak gibi görünüyor.
Şimdi ilk 5-6 aya değindiniz hocam, ilk yarıya değindiniz. Geçen hafta yapılan toplantı sonrasında metinde ilk çeyreğe dikkat çekilmişti. İlk çeyrek takip edilecek, atılan adımlar Merkez Bankası tarafından takip edilecek denilmişti. Bugün özete baktığımızda yine ilk çeyreğe temas edildi. İlk çeyrek takip edilecek para politikası konusunda denildi. Siz de ifade ettiniz. Pazartesi günü kurlarda ciddi seviyeleri görmüştük. Dolar TL tarafında 18.36 seviyeleri yukarıda test edilmişti. Bugünkü düşüşlerle birlikte 11 liranın altına geri çekildiğini görüyoruz. Pazartesiden bu yana senaryoda da bir miktar değişikliğin olduğunu görüyoruz. Siz ilk 5-6 aya dikkat çektiniz. Peki kurlarda biraz daha stabilizasyon sağlanırsa ilk çeyrek Merkez Bankası'nın istediği gibi geçmiş olacak mı? Ne dersiniz? Yani şöyle, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde güncelleme olacaktır. Bunu da Ocak ayı enflasyon raporunda göreceğiz sanıyorum. O rapordaki öngörüsüne göre de bir fikrimiz olacak. Çünkü en son yayınladığı Ekim ayı raporundan sonra ciddi bir değişim yaşandı enflasyon dinamiklerinde. Şu anda Merkez Bankası'nın tahmini de muhtemelen net değil. O da önümüzdeki gelişmelere bağlı olarak bir tahmin çerçevesi belirleyecektir. Elbette önemli olacak. Yani aslında geçen haftaki toplantı durumundaki makro dengelerle, finansal piyasa dengeleriyle şu anda farklı bir noktadayız. Yani bugün toplansa Merkez Bankası da yine Merkez Bankası açısından da farklı bir değerlendirme olurdu. Biraz bence bir gelecek toplantıya kadar geçecek süreci bir izlemek, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu beklemek ve ona göre acaba ilk çeyrek sonunda ne yapar sorusuna yanıt vermek sanıyorum daha mümkün olacak. Ama en azından hani kurdaki bu hareket Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte enflasyon konusunda kaygısını bir miktar azaltacak yönde olur. Çünkü kuru enflasyonu en çok etkileyen kurla ilgili en azından son birkaç gündür pozitif bir gelişme var. Peki bu yeni model hakkında neler söylersiniz hocam? Salı günü hemen Hazine Bakanlığı'ndan kur korumalı TL mevduat sistemine geçildi ki kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bunun müjdesi verilmişti. Siz bu yeni sistemi nasıl görüyorsunuz ve ekonomik kazanımlar sizce nasıl olacaktır? Şimdi burada gördüğümüz temel hani hepsini birleştirmeye çalıştığımızda Türkiye'nin ben ihracata dayalı bir hani bir büyüme modeli özünde oluşturmaya çalıştığını görüyorum. Ve burada en kritik noktalardan birisi rekabetçi kura oturtarak bunu başarmak gibi en azından çıkan çerçeve öyle oldu. Şimdi burada işin bir boyutu bu yeni ekonomi modeli dediğimiz bu rekabetçi kur, ihracat, dış fazla verme, buradan kur istikrarı sağlama ve enflasyonu düşürme patikasında kalıcı bir sürece dönüştürmek için bunu özellikle ihracatın kompozisyonunda da yüksek teknolojiye dönüştürecek önemli bir stratejik planlama, sanayi planlaması, strateji planlaması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kurun da ötesinde birçok faktör ihracata katkıda bulundu. Bunları kalıcı kılmak ve yüksek teknolojiyle bunu donatacak bir yapıya da geçmek önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi bu pazartesi gelen kısmıyla birleştirirsek aslında bu tabii kurla ilgili riski çok sert ve riskli bir gidişat vardı. Bunu durdurdu. Bu olumlu. Ben pozitif değerlendiriyorum. Bu anlamda kurla ilgili o yukarı gidiş çok riskli bir gidişti. Buna demin eklenmesi, yani dövize endeksli mevduatın eklenmesi pozitif oldu. Ama bunun da bazı riskleri var. O riskleri iyi yönetmek gerekecek kanaatindeyim. Çünkü burada mevcut faiz seviyeleri reel anlamda enflasyonun ilk etapta yükseleceğini göz önüne alırsak negatif reel faiz anlamına da gelecek. Bu iç talebi ne kadar arttırır bunu izlememiz gerekecek. Yani oradan bir enflasyonist baskı olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bir de tabii
kurlardaki harekete bağlı olarak hazineye getirebileceği bir yük var. Bütçe açıkları da normalde enflasyonisttir. Buradaki enflasyonist baskıların seyri de önemli olacak programın gidişatı açısından. Yani bir an önce enflasyonun inmesi tasarruf sahiplerinin eksi reel faiz algısından daha çok tasarruf eğilimini arttıracak bir yöne geçmesi önemli olacak. Önümüzdeki birkaç ayda özellikle enflasyonla mücadele konusunda her adımı atmak, kapsamlı bir şekilde bunu önde tutmak bence mevcut oluşturulmaya çalışılan programın sürdürülebilir açısından kritik önemde olacak. Eğer enflasyon yüksek seyrederse o zaman başarı şansını azaltabilir diye düşünüyorum. O açıdan yani enflasyonun öncelikli olması başarı şansı açısından da önemli görüyorum. Hocam enflasyon diyoruz, iç talep diyoruz. Tabii baskılardan bahsediyoruz. Peki bu enflasyon riskine karşı yatırımlar sizce nasıl korunacaktır? Yatırımlar nasıl hecedilecektir? Ne dersiniz? Şimdi burada olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Tasarruf sahibi bu süreci temkinli olmaya başarırsa ve ekonomi politikaları enflasyonla mücadele konusunda kararlı seyrederse bu eksi reel faizden bir süre sonra tekrar daha makul bir tasarruf dönemine geçtiğimiz algısı oluşursa dengeler daha iyi oturabilir. Ama uzarsa tabii o risktir dediğimiz gibi. Çünkü tasarruf sahibi o zaman alternatif arayışlarına girebilir. Türkiye'de baktığımızda tasarruf sahiplerinin önemli bir alternatifi konut, gayrimenkul gibi görünüyor. O tarafta ben önümüzdeki dönemde hareketlenme başlamıştı. Devam edebileceğini düşünüyorum. Tasarruf sahiplerinin o tarafa yönelme eğilimi artabilir. Ama orada da fiyatlar çok yükseliyor. Bir noktada o da caydırıcı olabilir. Bu geçiş döneminde tasarruf sahiplerinin mevcutu koruması kazanmaktan ziyade ve bir süre belki o eksiden artıya geçiş beklentisiyle koruyup korumayacağı. Yani burada ne kadar temkinli olacağı da önemli olacak. O temkinliliği belirleyecek olan da tabii ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, güvenin artması diye düşünüyorum. Tekrarlamak gerekirse kritik nokta tasarruf sahibi açısından da enflasyon ve enflasyon algısının düşüyor olması olacak. Bu açıdan en çok kritik izlenmesi gereken nokta bu. Merkez Bankası'nın da zaten önümüzdeki 3 aydaki gözden geçirmesinde ana parametre fiyat istikrarı deniyordu. Gözlerimiz hep orada olacak. Enflasyonun gidişatı ve dinamikleri, fiyatlama davranışı ana belirleyen olacak gibi gözüküyor. Hocam iletişim burada hiç şüphesiz çok önemli. Yeni ekonomi modeliyle de bu iletişim devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına baktığımızda Anadolu'ya çıkacağız ve sektörleri dinleyeceğiz dedi. Biraz önce Finansal İstikrar Komitesi içerisindeki gelen başlıklara baktığımızda şeffaflık ibaresini görmüştük. İletişim peki siz güvenden bahsetmiştiniz. Güveni beraberinde getirecek midir? Anadolu'ya çıkılıp sektörlerin dinlenmesi peki sonucu biraz daha hızlandıracak mıdır? Elbette yani şeffaflık, iletişim, alınan kararların mikro bazda reel sektörün sorunlarına dokunması ve oradan gelen sorunlarla ilgili açıklamalar ya da çözüm önerilerinin dikkate alınması ve uygulamaya girmesi elbette önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok dinamik bir yapısı var reel sektöründe. Dünya ekonomisi de öyle. Yani her an iyi izlememiz gereken ve belki böyle günlük de haftalık da gidişata göre politikanın esnekliğini oluşturmamız gereken bir noktadayız. O açıdan her zaman şeffaflık, iletişim, güven açısından önemlidir. Ama tabii bunun da uygulamada da görülmesi önemli. Yani bu süreçlerin, karar süreçlerinin reel tarafta finans sektöründen gelen sıkıntılar, çözüm önerileri bunların dikkate alınarak devreye girmesi elbette güveni arttırır. Çünkü beklentilerin daha çok karşılandığı yönünde de bir algı oluşur. O açıdan istişare de
bu tür bir şeffaflıkta en kritik noktalardan birisi olacak. Hocam küreseli de konuşalım. Omikron varyantı, enflasyon, Fed'in sıkılaşması birçok konu orada da var. Ama son dönemde Omikron'u konuşuyoruz. Bir Londra'ya gidelim. Arkadaşımız son rakamları anlatsın bizlere. Sonra size hemen sorumu yönelteceğim. Efendim son dönemde İngiltere'de vakalar ciddi anlamda artış gösteriyor. Günlük anlamda 100 binli sayılara ulaştı. Detayları bizlere Alparslan Düven aktaracak. Alparslan Düven, seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Omikron varyantı nedeniyle yılbaşı kutlamalarını yasaklayan Almanya'nın ardından İngiltere'den de yasak sinyali gelmeye başladı. İlk olarak yılbaşı kutlamalarını yasaklayan Almanya'nın İngiltere'de bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yılbaşı kutlamalarının yasaklanabileceğini açıkladı ve yılbaşında ihtiyatlı davranacaklarının altını çizen Boris Johnson, yeni kısıtlamalar 48 saat gibi kısa bir sürede açıklanabilir ifadeleri de oldukça dikkat çekici. Açıklanan raporlara göre kitlesel etkinlikleri kısıtlanacak ve ev içi ziyaretler yasaklanacak. Barlar ve restoranlar sadece dış mekan hizmetiyle sınırlı kalacak. Yılbaşında yasaklar getirme eşiğinde olan İngiltere'de tabii günlük korona hastaneye yatış sayısının 400'ün üzerine çıkması bir sınır kabul ediliyor. Diğer yandan ancak rakamlar tabii bunun altında kalırsa yasakların minimum düzeyde olması bekleniyor. Diğer yandan İngiltere'de 24 saat içinde 172 ölümle birlikte 90.629 COVID vakası daha kaydedildi ve Omikron varyantı ile 15.363 enfeksiyon daha doğrulandı ve toplam sayı 60.508'e ulaşmış durumda. Tabii bu rakamın 100 binleri de geçtiğine dair farklı iddialar, farklı kaynaklar da var. Ancak İngiltere'de son 24 saatte 106.122 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısının kaydedildiği de belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 147.573'e çıktı. Kaynaklar farklı olunca rakamlar da farklı oluyor. Tabii ülkede son 24 saatte tespit edilen 106.122 vaka 17 Aralık'ta bildirilen 93.045 vaka sayısını da geride bırakarak salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmiş durumda diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Alparslan Düven'e aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Tabii vakalar bir hayli fazla. Sadece Omikron varyantı da problemler arasında değil hocam. Malumunuz Fed'i konuşuyoruz. Diğer yandan enflasyon diyoruz. Çin'in yavaşlaması gündemde ki artık son haftadayız. 2021 yılını da bitiriyoruz. Ne dersiniz? Birçok başlık var. Dünya bu risklerle 2022 yılında sizce nasıl mücadele edecektir? Son iki yılda yaşadığımız dünya ekonomisindeki gelişmelerin ana belirleyeni COVID-19 oldu. 2022'de de o olacak. Dolayısıyla asıl bu yani ekonomi tarafındaki gelişmelerin ana belirleyeni de tıp dünyasından gelen haberler ve COVID-19'un yaygınlığı olmaya devam edecek. Hem ekonomilerdeki talep hem arz koşullarının ana belirleyenlerinden yine COVID'i görmeye devam edeceğiz. Pozitif taraftan bakarsak yani şu anda çok ciddi bir yaygınlık söz konusu ama hani bunun hafif geçiyor olması bir belki pozitif olabilecek bir haber ama sayının yakalanan sayısının artması kayıp sayısını da oransal olarak yani mutlak sayı olarak arttırıyor. Daha az kişi hastanelik olsa bile maalesef çok sayıda kişi yakalanınca kayıp da mutlak rakam olarak artıyor. Bu bir risk. Fakat ilaçlar devreye girmeye başlıyor. Bu çok pozitif. Ve ilaçların, tedavi yöndeki ilaçların etkili %90'a yakın Pfizer'ın son ilacının etkili olduğu yönünde haberler var. Bunlar moral veriyor. Birkaç ay zorlu geçecek. Ekonomilerde yavaşlama baskısı devam edecek. Bu tedarik sorunlarının verdiği enflasyonist baskılar sürecek. Fakat biraz da temenniyle karışık söylüyorum. Yaz aylarına doğru umarım ilaçlar, aşılar ve bu yaygın omikron
bir anlamda bir aşılama da ifade edeceği için dünya belki yaz aylarından sonra bir miktar daha rahatlayabilir. Dediğim gibi bu temenniydi aynı zamanda. O durumda da büyümede bir toparlanma ama enflasyonist baskılarda yine devam en azından önümüzdeki yıl daha tabloda olacak gibi. Yani ben 2022'de önce bir yavaşlama, enflasyonist baskıda artış, sonra toparlanma, enflasyonist baskıda yine devam diye düşünüyorum. Fakat 2023 ve sonrası dünyada bu enflasyonla mücadelenin getirdiği parasal sıkılaşmalar artı diğer riskler bir yavaşlama getirecektir. Yani dünya stagflasyon değil de önce enflasyon sonra durgunluk gibi bir senaryoya gidiyor olabilir. Getiri eğrileri de buna işaret ediyor. Biraz makro, mikro düzeyde buna hazırlıklı olmak gerektiği kanaatinde. Tabii ekonomi anlamında neleri beraberinde getirecek bilemiyoruz. Ancak sağlık anlamında temenniniz umarız gerçekleşir. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Efendim Rusya'ya döneceğiz şimdi. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün yılın değerlendirmesi için gazetecilerin karşısına geçti. Yüz yüze yapılan toplantıda hangi başlıklar öne çıktı? Moskova'dan Akşin Kişiyev bizlerle birlikte olacak. Akşin Kişiyev, seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yılın değerlendirmesi için her yıl Aralık ayında düzenlenen fakat son yıllar pandemi nedeniyle vazgeçilen büyük basın toplantısı uygulamasına geri döndü ve bugün çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ekonomisinde pandemi döneminde %3 oranında bir düşüş gördüklerini belirten Putin ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını ve 2021 yılı sonunda %4,5 oranında büyüme beklediklerini belirtti. Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip %4'e gerilediğini, uluslararası rezervlerin ise 595 milyar dolardan 625 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Rus lider, tüm bunların Rusya ekonomisinin istikrarlı olduğunun işareti olduğunu vurguladı. Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağı garantisi vermeye hazır olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Putin, Rusya'nın eylemlerinin kendi güvenliğini gözeterek Batı ile görüşmelerin sonucuna göre şekilleneceğini söyledi. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydeden Putin, ABD'nin kendi füzelerini Rusya sınırlarına yaklaştırdığını, Ukrayna'nın ise Donbas'a yeni bir savaş başlatma hazırlığı içinde olduğunu savunurken, Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerde bundan sonra da ulusal güvenlikle ilgili kaygılarını hep ön planda tutacağını kaydetti. Ukrayna ile iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını vurgulayan Putin, fakat iş başındaki mevcut Kiev yönetimiyle bunun imkansız olduğunu belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny'e de değinen Putin, Batı'nın Rusya'yı savaşla yenemeyeceğini anladığını ve bu yüzden 90'lı yıllarda olduğu gibi sadece iç kargaşa çıkararak Rusya'yı bölmeye çalıştığını ifade etti. Rus lider Navalny'nin zehirlendiğine dair Batı'dan istedikleri kanıt taleplerini ise henüz cevap alamadıklarını söyledi. Bu arada doğal gaz konusuna da değinen Putin, Avrupalıların sebep olduğu doğal gaz sorunlarının yine Avrupalıların kendileri tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu da belirten Rus lider, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariki ile ilişkin tüm yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdiklerini söylediğini de diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Akşin Kişiyev'e aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Efendim porselen sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar Uğur Bey. Tabii gündem çok yoğun. Sektörler de bir o kadar yoğun. 2020 yılında
Ural porselen olarak kendi alanınızda ihracat şampiyonu olarak tamamladınız. Tabii 2021 yılına baktığımızda genel anlamda ihracat hemen hemen her ay rekor kırdı. Peki sizde durumlar nasıl? 2021 yılını nasıl tamamlayacaksınız? Uğur Bey, biz 2020 ve 2019 yılları için üst üste iki defa ihracat şampiyonu olduk. Senenin bitmesine birkaç gün kala bugünlerde aslında biz de çok heyecanlıyız. Acaba 2021'i nasıl geçirdik ülke olarak ve şirket olarak, bunu yakın zamanda öğreneceğiz. İhracatın her gün arttığı bugünlerde biz 21 ve 22 için son derece umutluyuz. Baktığımızda ihracatı arttıran konulara, mesela tedarik, finansman, sabit giderlerin öngörülür olması, finansal istikrar, diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar, Türkiye'ye farklı konularda anti-dumping uygulanmaması, konteyner krizi gibi konuların aşılması, bunlar çok önemli şeyler. Bugün baktığınızda İngiltere ve Gemlik arasında tonaj başına maliyet 32-35 euro civarlarındayken bugün bir 44-45 eurolara geldi. Tabii bu maliyet artışı bizim ihracatımıza ket vuruyor. Avrupa genelindeki navlunlar %20 civarında artarken uzak doğudan gelen navlunlarda ekipman yetersizliği sebebiyle bu %400 civarına çıktı. Eğer bir Türkiye'den bir firmanın uzak doğuya olan ya da Avustralya olan ihracatı söz konusuysa burada eksi durumda. Ama genel olarak Türkiye'nin ihracat pazarı AB üyesi ülkelerdir. İncelediğimizde TİM verilerini en büyük pazarımızın son dönemde bir de Amerika olduğunu görüyoruz. Amerika olmasının sebebi Amerika'nın Çin'den aldığı alımların azalması olarak da görebiliriz. Yapılan ticari anlaşmalar da görebiliriz. Yani her ne kadar siyasi ortam biraz daha farklı olsa da demek ki iş dünyası aslında kendi arasında iyi anlaşıyor. Taşımacılık faaliyetlerine geldiğimizde bizim için nakliye çok önemli. Navlun giderleri son derece önemli. Avrupa'nın bizim Türkiye olarak en büyük pazarlarımızdan birisi olduğunu düşündüğümüzde orasıyla, yani AB üyesi ülkelerle bizim taşımacılığımızın iyileştirilmesi gerekiyor. Baktığımızda Ekim 21 yılının verilerine göre sınır kapılarından 1138 civarında tır geçmiş. Hı hı. Gerisi hep deniz yoluyla. Fakat şu an bir konteyner krizimiz var. Demek ki bizim sınır kapı komşumuz olan Yunanistan ve Bulgaristan'la anlaşmalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yani belki bu kamyon ve tır şoförlerinin aldıkları vizelerin kolaylaştırılması, farklı konularda muafiyet sahibi olmalarıyla ilerleyecek. Belki Roro ya da demiryolu gibi alternatif ticaret yollarının yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilerleyecek. Çünkü bu bizim için son derece önemli. Müşteri hızlı cevap almak istiyor ve uygun nakliye istiyor. Yani %20, %30 arasındaki bir navlun maliyeti bizi zora sokuyor. Tabii burada baktığımızda pandeminin başladığı 2020 yılından bugüne pek çok firmanın alımlarını Çin'den, içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelere kaydırdığında Çin'in dünyaya olan ihracatın azaldığını düşünüyoruz. Mantıklı olarak. Hı hı. Fakat rakamlara baktığımızda Çin pazar payını %52'den %57'ye çıkartmış. Yani Çin ihracatı dünyada azalmamış ve artmış. Bu demektir ki bu pandemi bittiği zaman biz Türkiye olarak ucuz iş gücü, ucuz ya da alternatif ürün üreten ülke olarak ihracatımızı arttıramayız. Biz bu durumda tasarıma önem vermek zorundayız. Markalaşmaya önem vermek zorundayız. Ülke olarak ülke markamızın yükseltilmesine destek vermek zorundayız. Katma değeri yüksek ürünler üreten ülke olmak zorundayız. Yoksa pandemi devamında, bitişinde Çin son derece güçlü olarak gelecek. Yani biz bu dönemi iyi değerlendirmek zorundayız ülke olarak. Tedarik zincirinde ve değer zincirinde üst sıradaki ülke konumuna yerleşmeliyiz. Ve ülke olarak markamızı güçlendirmeliyiz. Bu da ihracat ürünlerimizin katma değerinin artmasıyla gerçekleşiyor. Mesela biz global pozisyon olarak sadece miktar bazında ihracatımızı arttırmadık. Aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla şampiyon olduk 2 sene üst üste. 2021'de de şampiyonluk bekliyoruz, 2022'de de şampiyonluk bekliyoruz. Çünkü genel olarak biz Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Nasıl yatırımlar peki o yatırımlar? Mesela biz global pozisyon olarak üretimimize 1989 yılında başladık. Hı hı. Türkiye'nin ilk, kendi sektörümüzde Türkiye'nin ilk devlet destekli Ar-Ge'sine sahibiz. 2006 yılında Graal Porselen'in kendi Ar-Ge'sinde yaptığı reçete çalışması sayesinde Türkiye'nin ilk ışığı geçirgen, şeffaf, krem renkli, piyasada bon china olarak tabir edilen
Türkiye'de fine bone olarak tabir edilen krem renkli porseleni yarattık. Bu Türkiye'nin ilk ve tek fine bone'u. Daha sonra 2018 yılında dijital baskı teknolojisi sayesinde bunun üzerine biz dekor bastık. Size isterseniz biraz kısaca bilgi vereyim arasındaki farkı. Beyaz porselenin üzerine normalde belki dikkatinizi çekmiştir ya da evinizde vardır bir yuvarlak porselen olur, bir üzerine dekor olur. Hı hı. Onlar lak baskıyla basılır, fırına girer çıkar. Ve ev kullanım için uygundur. Fakat horeca sektörü için çok uygun değildir. Çünkü horeca sektöründe 3 ya da 6 dakika arasında yüksek tazikli suyla tabaklar yıkanır. Yani normal dekor baskıda o dekorlar çıkar. Dijital baskı tekniğinde ise daha ürün son halini almamışken onun üzerine dijital olarak dekoru basıyoruz. Fırına giriyor ve bir fırının tur atması 5,5 saattir. Bir ürünün bir fırından çıkması kurutmayla beraber 26 saat olur. Yani o masamızda duran tek tabak en az 26 saat bir fırından kurutmayla beraber. Ciddi bir işlemden geçiyor. Çok ciddi bir işlemden geçiyor. Her ne kadar 4.0 teknolojisiyle bütün makineler birbirle konuşuyor olsa da bu bir seramik fabrikası değil. Ya da yer duvar karosu fabrikası değil. Sıfırdan sonuna kadar siz sadece robotlarla yapın. Hem büyük bir teknoloji yatırımı gerekiyor. Hem de çok büyük bir insan gücü emeği var bunun içerisinde. Yani düşünün 26 saatte bir tane tabak çıkıyor. Peki bu anlattığınız sistemi sadece Güral Porselen mi yapıyor yoksa bu sektörde gelinen son nokta bu mudur? Fırınların 26 saatte çıkartması sektörün genelidir. Fakat ARGE çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk fine bone'unu yapan Güral Porselen. Yani sektörün genelini değil, Güral Porselen'e özel. Ha, dijital baskı tekniğini kullanan tek firma biz deyiz. Diğer firmalar da tabii ki kullanıyor. Fakat bizim yine ARGE'mizde yaptığımız çalışmalarla elde ettiğimiz sır, yani yüzeyin üzerindeki parlaklık, buna sır denir. En parlak yüzey bizde. Çünkü bunun için gerçekten çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Tabii ARGE çalışmalarını sadece bununla sınırlandırmak doğru değil. Biz ARGE çalışmalarını farklı başlıklar altında toplayabiliriz. Mesela sera gazının salınım miktarının azaltılması, enerji kullanımının azaltılması, geri dönüşüm, bertaraf edilen ham maddelerin yeniden üretime kazandırılması gibi. Bizim porselen süreçlerinde ARGE çalışmanın sonucunda fırın pişirim sıcaklığımız 1400 dereceden 1360 derece seviyelerine geldi. Bu 40 derece insanın kulağına az gibi gelse de çok büyük bir derece. Çünkü biz 365 gün boyunca üretim yapıyoruz. Yani 365 gün boyunca 40 derece daha sıcaklık kullandığınızı düşünün. Biz burada elde ettiğimiz gazı, yani sır fırının yanma havasını atmosfere değil spray dry ünitelerine veriyoruz ve kurutmada kullanıyoruz. Ya da işletme içerisinde ısınma ihtiyacı için kullanıyoruz. Yani atmosfere vermek yerine ısıyı yeniden işletmeye geri veriyoruz. Bu sadece sıcaklığı azaltmıyor. Aynı zamanda işletme maliyetlerimizin de azaltılmasına yardımcı oluyor. Ya da enerji su kullanımının azaltılması dünyanın bundan sonraki probleminin su kıtlığı olacağı söyleniyor. Porsiyon üretimi su son derece kıymetlidir, çok değerlidir. Çok ciddi çalışmalardan bahsediyorsunuz ve çok zahmetli çalışmalar. 2019'a da kendi sektörümüzde ihracat şampiyonu olduk diye de eklediniz ve bu yılda bekliyorsunuz. Hatta 2022'de de olacağız diye de iddialı bir cümle kurdunuz. Peki 2022'ye ilişkin hedeflerde neler var? Yeni yatırım olabilir, yeni ARGE çalışmaları olabilir. Bu anlamda hedefler şu an için belli midir? Belli. Porselen sektörü dışında farklı sektörlerde yatırımlarımız var. Biz Gürol olarak porselen dışında vitrifiye yapıyoruz. Yani lavabo, klozet. Otellerimiz var. Hı hı. Enerji yatırımlarımız var. Bir de yer duvar karosu. Yani Türkiye'de seramik olarak tabir edilen yer duvar karosu yatırımımız var. Aslında biz bu fabrika, Güral 29 Ekim seramik fabrikasını Ekim-Kasım ayı gibi açmış olmayı planlıyorduk. Fakat dünyadaki çip krizi bizi de etkiledi. Makineleri aldığımız İtalyan firma dedi ki biz size makineleri vereceğiz ama işletme panellerini şu an veremiyoruz çünkü çipler yok. Çipler gelir gelmez Ocak, Şubat ayı gibi yani önümüzdeki ay ya da iki ay içerisinde burada üretime başlamayı planlıyoruz. Başlangıç olarak 7 milyon metrekare ile başlayıp daha sonra bunu 11 milyon metrekareye çıkartmayı hedefliyoruz. Ve ileriki dönemlerde bütün yatırımlarla beraber hedefimiz 35 milyon metrekare. Ki 35 milyon metrekare gerçekten çok çok büyük bir yatırım.
Biz bu yatırım için şu ana kadar 40 milyon euro civarında bir para harcadık. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Peki sektörde, biraz sektöre de bakacak olursak özellikle çünkü pandemi döneminde bazı sektörler sıkıntılar yaşarken bazı sektörlerin de pandemiyi avantaja çevirdiğini görüyoruz. Bu durumda düşündüğümüz takdirde gelinen son noktada sektör bize ne anlatıyor? Sektördeki son durum nedir? Uğur Bey, pandemi başladığı 2020 yılında Mart ayında biz aslında Horeca grubu için büyük bir stok çalışması yaptık. Çünkü porselen yaz dönemi satışlarına Şubat, Mart, Nisan gibi başlar. Haziran'a kadar devam eder ve o dönemde oteller açılır. Fakat pandemi bizi çalışmadığımız yerden sorguladı. Büyük bir Horeca grubu stoğu varken otellerin ve restoranın açılmamasıyla beraber bu stok bizi beklemeye başladı. Ve bu sırada online satışlar arttı. Gerek kendi pazar yerimizde gerekse farklı pazar yerlerinde ev grubuna karşı çok büyük bir talep oluştu. Ve gerçekten çok beklemediğimiz bir yer. Evet, biz buna bir yatırım yapmıştık ama bu kadar büyük bir talep olacağını düşünmemiştik. Pandemiyle beraber biz bu grubu yeniden ele aldık. Bunun için neler yaptık? Bir defa ekibimizi güçlendirdik, IT'ye yatırımlar yaptık, depolama sistemlerimizi değiştirdik, paketleme sistemlerimize güncellemeler verdik. Daha önce bizim offline marketlerde satışlarımız 84 parça gibi büyük yemek takımlarıyken online'da satışlar daha farklı yürüyor. Online'da insanlar dokunmadıkları ürünlere o kadar çok para vermek istemiyorlar. Daha küçük açılımlar, daha düşük bir ücret. Dolayısıyla bizim en fazla sattığımız set 24 setken bugün biz 18 set, 16 set, 12, 8 parça, 6 parça gibi ürünlere yöneldik. Ve gördüğümüzde bunun aslında dünyadaki karşılığının da olduğunu gördük. Biz Avrupa pazarlarında da online'da büyümeyi istiyoruz. Ama Avrupa online ile Türkiye online arasında fark var. Mesela Avrupa'da daha sade, rölyef denen, kendinden kabartmalı, kendinden dekorlu ürünler talep görürken Türkiye'ye baktığımızda biz hala bir altın platin seven bir ülkeyiz. Dekorlu seviyoruz, çiçekli seviyoruz, çiçeklerin canlı olmasını seviyoruz. Mesela Türkiye'de mavi renk bazı takımlar çok satarken kahvaltı takımları hiç satmaz. Ama Avrupa'ya baktığınızda mavi çok severler. Avrupa'da pembe kırmızı çok satmazken Türkiye'de kırmızı en çok satan renktir. Daha pahalıdır ama çok satar. Peki burada önemli olan kıstas Türkiye'deki talep eden kişiler, tüketiciler için bunun tasarımı çiçeği böceği midir yoksa biraz daha uzun ömürlü kullanayım ya da işte siz daha iyi bilirsiniz şu kadar parça olsun kahvaltılık takımı dediniz çünkü daha önceden 24 dediniz sonra 18'e düşürdük vesaire dediniz. Bu da önemli mi tüketici için? Uğur Bey, sanırım tüketici biraz sosyal medyadan etkileniyor. Yani sosyal medyada biliyorsunuz hayatlar çok daha farklı. Sosyal medyada bir sunum var. Eğer sosyal medyada paylaşacaksa, sunum yapacaksa biraz daha küçük parçaya yönelmek istiyor. Yani birkaç defa satın alma yapmak istiyor. Bütçesini çok zorlamadan. Ama eğer çeyiz alacaksa set almak istiyor. Çeyiz seti şundan oluşur. Genel olarak 84 parça bir yemek takımı, 36'dan 48'e varan kahvaltı takımı ve çelik grubu. Çelik grubu da çatal, bıçak ve tencere tava. Ama granit ama çelik. Bu satan. Offline pazarlarda satan bir üründür daha fazla. Çünkü insanlar bunu eline almak istiyor. Online'da ise daha küçük parçalar satıyor. Daha uygun fiyatta daha küçük parçalar satıyor. Offline pazarına geldiğimizde ise hala Türkiye'de büyük bir çeyiz kültürü var. Tabii bu parçayı bir araya getirdiğinizde tek tek almaktan daha ucuza geliyor. O yüzden o hala ilerliyor. Ama offline pazarlar pandemiyle beraber şekil değiştirmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz geçen senelerde saat kısıtlaması vardı, gün kısıtlaması vardı. İnsanlar sokağa çıkamadılar. Bu dönemde talepler değişti. Hala 84-85 parça bir talep var. Ama eskisi gibi altın yaldızlı, platinli talebin yanında bugün biraz daha rölyefli ürünlere talep var. Ya yani yine uzun vadede kullanılabilecek. Hani bir kere alayım ama iyisini alayım. Ama çok dekorlu olmasın. Çünkü insanlar artık eskisi gibi eve misafir davet etmiyorlar. Yani sosyalleşme kısıtlandı. Dolayısıyla zevkler de değişti. Tabii bütçeler de değişti. Evler daha küçüldü, aileler küçüldü. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda Avrupalı altın yaldızlığını keşfediyor. Bizim şu an Avrupa'ya yaptığımız ev grubu ihracatı içerisinde altın yaldızlı ürünler var. Ben çok şaşırıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştık. Demek ki dünya birbirini takip ediyor.
Tabi altını yazarken bize kadar değil. Şimdi nereden nereye geldik diye de konuşuyoruz. Pandemiyle birlikte de bir online alışveriş çılgınlığı başladı deyim yerindeyse. Siz de online alışverişe temas ettiniz. Hı. Peki e-ticaretin cirodaki payında bir değişiklik oldu mu? Ya da bu pay nedir, nasıldır, nasıl ilerledi? E-ticaretin cirodaki payı her sene artıyor. Yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası da ikiye ayırmak gerekiyor. Pandemi öncesinde bizim satışlarımız genelde sadece kendi online pazarlarımızda büyürken bugün farklı online pazarların da çok kuvvetlenmesiyle beraber ilerledi. Yani cirodaki payı işte %3'lerde, 5'lerde, 7'lerdeyken bugün onlarda belki 15'lerde. Biz önümüzdeki sene bunun %20'lere çıkmasını arzu ediyoruz. Ama bunun için de büyük çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece Türkiye'deki online pazar değil, Avrupa ve Amerika'daki online pazarlara da gözümüzü diktik. Burada için şu an çalışma yapıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa değil Amerika'ya yatırım yapacağım dediğiniz zaman sizin bir warehouse probleminiz oluşuyor. Şimdi onlar üzerine çalışıyoruz. Mesela Avrupa'da depolar tutmak istiyoruz. Bu depolardan sevkiyatlar yapmak istiyoruz. Ama bunu kendimiz mi yapmalıyız, third partiler üzerinden mi yapmalıyız? Çünkü şu an Türkiye'ye karşı çok büyük bir talep var. Uzak doğudan mal alamayan ya da lead time'ı çok uzun olduğu için buna cevap veremeyen firmalar şu an Türkiye'den alım yapmak istiyorlar. İstanbul'da Zücex Fuarı'nda ben hiç olmadığı kadar çok Avrupalı satın almacı gördüm bu sene. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Avrupa fuarları tek tek kapanıyor. Bizim sektörümüz en önemli fuarı Ambiente, Almanya'daki Ambiente fuarı geçen sene gerçekleşmedi. Hı hı. Şubat ayında gerçekleşmesini bekliyoruz fakat Heimtex gibi fuarlar iptal oldu. Dolayısıyla Ambiente'nin ne olacağını bilmiyoruz. Bu şuna yol açacak. Satın almayı fuarda gerçekleştiremeyen firmalar tek tek Türkiye'yi ziyaret edecekler. Ve biz bu dönemde daha önce karşılaşmadığımız kadar çok randevu talebiyle karşılaşıyoruz. Yani sadece bizim ihracatımız kendi gayretimizle artmayacak. Dışarıdaki satın almacıların Türkiye ofisleri aracılığıyla satın almaları artacak. Ve biz Türkiye olarak pek çok sektörde online'da büyüyebiliriz. Sadece kendi ülkemizde değil dış ülkelerde de büyüyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim paranın yönünde bu bölümümüzde Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral bizlere eşlik etti. Kendisinin değerlendirmeleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Böylelikle de paranın yönüne nokta koyuyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde Z raporuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.